Çizim işlemlerini kolaylaştırmak için öncelikle ızgarayı etkinleştirin. Kırmızı bir dış hat rengi seçerek aralıklı daireler oluşturun. Properties penceresinden dış hat ayarlarına girin. Çizgi tipi olarak Rect'i, Pattern olarak da Solid'i seçin ve kalınlığı arttırın. Wave Height ve Length değerlerini değiştirerek farklı dalga etkileri yakalayabilirsiniz. Onayladıktan sonra dış hat tipini nesnelere uygulayın. Şimdi nesneleri seçerek dış hatları dolguya çevirin. Nesneleri ayrı ayrı gruplayın. Butonun etkisiz durumu için düz dış hatta sahip bir daire oluşturun. Outline moduna geçerek dolguya çevrilmiş dış hatla normal dış hat arasındaki farkı gözlemleyebilirsiniz. Şimdi düz daireyi de dolguya çevirin ve gruplayın. Bütün nesneleri seçerek merkeze hizalayın. Nesneler seçiliyken Convert to Symbol komutuyla nesneleri bir Movie Clip durumuna dönüştürün. Movie Clip'in içindeyken nesneleri tek tek seçerek Copy ve Paste in Space komutlarıyla bir sonraki oluşturacağınız boş karelere yerleştirin. Bu işlemleri yaparken zaman çizelgesini Preview moduna alarak karelerin içeriğini görebilirsiniz. İlk kareyi düz dış hatlı daire gelecek şekilde ayarlayın. Üste boş bir katman açın. İkinci kareyi boş anahtar kareye çevirerek imleyin. Son kareyi de anahtar kareye çevirin. Katmanın Action bölümüne ikinci kareye gidip oynamasını sağlayan kodu girin. Böylece movie oynarken son kareye geldiğinde ilk kareye dönmek yerine ikinci kareden oynamasına devam edecek.
kontrol menüsünden basit kodları öngörmeyi etkinleştirip, filmi onaylattığınızda sonucu izleyebilirsiniz. Şimdi movie clip'in dışına çıkın ve nesneyi buton olarak sembole çevirin. Dilerseniz kütüphaneden sembollerin ismini değiştirebilirsiniz. Butona çift tıklayarak düzenlemeye geçin. Insert keyframe komutuyla bir anahtar kare ekleyin. İlk karedeki sembolü grafik biçimine dönüştürün ve sadece ilk kareyi göstermesini sağlayın. Şimdi de ikinci kareyi üçüncü kareye uzatın. Dış hattı olmayan sadece dolguya sahip bir kare oluşturun ve hizalama komutlarıyla boyutunu önceki nesneye göre ayarlayın. Hit karesinde boş bir anahtar kare oluşturarak siyah daireyi son kareye taşıyın. Test Movie komutuyla sahnenizi test edebilirsiniz. Dairesel buton oluştururken kullandığınız teknikler yardımıyla farklı şekillerde butonlar oluşturabilirsiniz. Etkiyi yumuşatmak için önce movie clip'in bir kopyasını çıkartın. Ö'yi çift tıklayarak düzenlemeye başlayın. Şimdi Insert Frame komutuyla kare ekleyerek ikinci kareden itibaren anahtar karelerin aralık sayısını arttırın. Şimdi kareleri seçerek Twin tipi olarak Shape'i seçin. Birden fazla kareyi düzenleme moduna girerek seçili karelerdeki grup nesneleri bozun. Çünkü Shape Twin komutu nesne gruplarıyla çalışmamaktadır. Sahneyi ileri geri aldığınızda hareketlerin yumuşadığını göreceksiniz. İkinci kareyi sona kopyalayarak şeklin en sonda ikinci karedeki şekle geçiş yapmasını sağlayın. Dilerseniz ara karelerdeki nesnelerin renklerini farklılaştırarak farklı etkiler yakalayabilirsiniz. İlk yaptığınız butonu korumak için bir kopyasını oluşturun. Kopya öğenin üzerini çift tıklayarak düzenleyin. İlk ve ikinci karedeki sembolleri ağır hareketli movie clip ile değiştirin. Bu işlem için swap komutunu kullanabilirsiniz. İkinci butonu kütüphaneden sahnenize sürükleyerek bırakın. Test movie diyerek buton etkilerini görebilirsiniz.
buton hareketini çok yavaş bulduysanız, ara kare sayısını azaltarak hızlandırabilirsiniz.